Amsterdam'dan selamlar. Şimdi daha yeni indim trenden. Central Station'dayım şimdi. Benim görüntü birazcık tren yine rotarlı oldu. Tren iptal oldu. Komple. 6.41'di normalde trenin. Bana yeni bilet verdiler. 8.41'deki tren için. Onunla geldim. Yani 2 saat rotarlı oldum. Şimdi saat 12. Bakalım. Amsterdam gezimiz 4 gün sürecek. Şimdi Central Station'dayım. Soğuk ama çok soğuk. Yani Köln'den 5-6 derece daha soğuk hissedebiliyorum yani. Şimdi bakalım devam edelim gezmeye. Sonra check-in yapmaya gideceğim. Hosteli var. Bakalım görüşürüz. Amsterdam'da zaten bisikletlerin meşhur olduğunu, kullanımını biliyoruz. Onun için iki katlı park yapmışlar. Görmüş olduğumuz da Saint Nicholas Lisesi. Rönesans, Neo-Rönesans tarzında yapılmış. Yani çok fazla kullanılmayan ama hani sergilerde falan kullanılan bir kilise. 1880'de yapılıyordu sanırım. 19. yüzyılın son çeyreğinde. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi hostelime geldim. Stoikay Amsterdam Stadthalle diye bir yer. Merkeze yaklaşık 13 dakika mesafe, yürüme mesafesi var. Şimdi baktım içeri biraz. Yani güzel, güvenlikli bir otel. En azından iki kapı var. Kartla giriyorsunuz, iki kapı var. İşte kilit getirirseniz yanınızda dolapları kilitleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak dolap veriyorlar. Onun yorgan, çarşaf verdiler. Yani zaten ucuza kaldığım için. O yüzden hani bence okey yani. Ve hani 10 kişiye bir tuvalete düşmüyor. 10 kişiye böyle toplu tuvalet ve toplu duş alanları yapmışlar. İçeri zaten gösteririm. Şimdi onun önündeyim ben de. Direkt kanalın tam önünde. Hostel. Hostel burada. Şimdi tam meydana doğru gideceğim. Selamlar. Şimdi kentin kalbi dedikleri dam meydanına geldim. Arkamda Kraliye Sarayı var. Amsterdam Kraliye Sarayı. Dönem belediye binası olarak da kullanılmış. Aslında burada daha açık bir alanda anlatmak istedim. Birkaç bilgi vermek istiyordum ama çok yağmurlu olduğu için aslında buranın detaylı anlatımını ben sonra bırakmak istiyorum. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda ölen Hollandalı askerler için
yapılan anıtın önündeyim. 1956'da dikilmiş. Yoğun bombardıman altına uğruyor. Hem Rotterdam hem Amsterdam. Aslında Rotterdam %90'ını yıkılıyor. Hatta 3-4 tane sadece eskiden kalma tarihi eser var. Amsterdam'da da Kraliyet Sarayı meşhur. Yanında da yeni kilise. Dedikleri kilise var. Orası şey olarak kullanılıyormuş. Hem sergi salonu olarak kullanılıyor hem de kilise olarak kullanılıyor. Müze de yapmışlar. Oranın girişi 9 euroydu. Oranın girişi, sarayın girişi de 10 euro. Biraz pahalı. Burasının meydanı da işte 17, 18, 19. yüzyılda şehrin en büyük meydanı. Hatta şu an gördüğüm bence de en büyük meydanlardan biri. Bir tek eski kilise, o da Körk'ün önündeki bir meydan vardı. Neomarkt'ın önünde bir meydan vardı. Bir de burası. Şimdi ben buradan Magna Plaza alışveriş merkezinden sığındım. Çok yağmurlu, çok yağmurlu. Çok yağmurlu. Calvary Street. Calvary Street. Halberstadt'ın sonunda bu harika manzara var. Amsterdam'ın %25'i kanallardan oluşuyor. 1500 üzerinde köprü var. 100 kilometre aşıyor bu kanalların uzunluğu. Kanal uzunluğu. Kuzey Venedik'e benzetiliyormuş burası. Gerçekten de benziyor. Venedik'e gezdim. Venedik'in sadece biraz daha şehirleşmiş, daha fazla insanın yaşadığı yer olmuş. Ama ben çok beğendim şu anlık. Amsterdam'ı çok beğendim. Amsterdam gecesinden selamlar. Şimdi
Dam Strasse, yani Zam Caddesi'nin oradayım. Bu taraf Dam Meydanı'na doğru gidiyor. Benim hostelim de çok yakın, bir 5 dakika mesafede, 6 dakika mesafede. Oraya gideceğim. Stoyokay Amsterdam Stad Stolen diye bir otel. Ya hostel yani. Ya 10 kişi kalıyorum fakat ben sadece şu an şeyde odada 4 kişi gördüm. Bilmiyorum şimdi bakın değişmiş midir. Fakat öneriyorum çünkü hem temiz gördüm şu anlık, hem de rahatlık açısından hem de güvenlik açısından iyi yani. Hem de merkeze çok yakın konumda. Yani Dam Meydanı'ndan buraya 5-6 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Red Light District'i gezdim biraz şeyi, o caddeyi, meşhur cadde. Tabii fotoğraf ve video yasak orada. Birkaç fotoğraf alabilirim sadece uzaktan. Tamam, şimdi o senemize doğru gidiyoruz. Bugünlük gezim iyi ki aslında çok fazla yer gördüm. Bir walking tour yaptım. Yarın da Museumplein, yani bu meşhur Ay Amsterdam'ın yazdığı yere gideceğim. Aynı zamanda bu Vondelpark'a gideceğim. Buranın güzel güneyinde kalan, biraz güney yerine kalan güzel yerlerden biri. Bakalım şimdi gidiyoruz. İyi geceler. Amsterdam sabahından selamlar size. Şimdi bugün dün genel olarak bir walking tour yaptım şehri. İşte Dam Square ve işte o meşhur caddeler Calvert Street ve onun Damrak, üzerindeki Damrak Caddesi gibi önemli caddeleri dolaştım. Şimdi otelime yakın bir yer var. Rembrandt Plein diye meydan. Önemli meydanlardan biriymiş gezilmesi gereken. Oradan zaten Amsterdam Tarih Müzesi'ne geçeceğim. Oradan sonra da Vondelpark'a yakın işte Van Gogh Müzesi'nde bulunduğu bir müze alanı var. Büyük bir yer. Oraya gideceğim bugün. Planım o yönde. Dün yağmurluydu bayağı. Çok fazla bir şey söyleyemedim ama bugün hava güzel. Hatta kalacağım 2-3 gün boyunca güzel hava. Şimdi bunu biraz tadına çıkarıp gezeceğim. Çok yağmurlu getirmeyi unutmayın. Amsterdam'a bu tarihlerde geliyorsanız. Özellikle kış, sonbahar ayı ve ilkbahar ayında. İlkbahar ayında da çok fazla yağmur oluyormuş çünkü. Yağmurlu getirmeyi unutmayın. Ve hava burada gerçekten soğuk. Hani 5-6 derece gibi yazıyor ama hissedilen galiba -2 falan, yani soğuk hava. Şimdi Rembrandt Plein'deyim. Bu da Hollanda'nın önemli ressamlarından 1876'da heykel dikilmiş buraya. Burası da önemli pazar meydanlarından biriymiş. Buraya dikilmiş heykeli. Aynı zamanda bu etrafındaki kendi resmettiği bir resmin canlandırmasıymış. Onun heykellerini yapmışlar. Yani güzel duruyor. Şöyle meydan böyle. Etrafta publar ve restoranlar var. Daha demin Rembrandt Meydanı buradan devam ediyorum. Burası da Calvert Street'e gidiyor. Oradan da Dam Square'a bağlanabilirsiniz. Ben şimdi Subway'de bir kahvaltı yapacağım. Oradan sonra Amsterdam Tarih Müzesi'ne geçeceğim. Amsterdam Müzesi'nin önüne geldim. Calvert Street'in tam ortasında. Zaten hani şeye bakarsanız, haritaya bakarsanız rahatça görebilirsiniz. Giremedim müzeye çünkü kartla sadece giriliyormuş. Yani nakit parayla ödeme yapılmıyormuş. Ben de kredi kartımı kullanmak istemedim yurt dışına çünkü açmadım iki banka kartımı. O yüzden onu kullanmak istemedim.
Eğer aklınızda olsun, eğer gelecekseniz Amsterdam kart alın. Eğer 2-3 günlük kalacaksanız, birkaç yere gireceksiniz. Aklınızda olsun. Ekstraya girmek isterseniz kartla 12,5 euro öğrenci için. Buraya yakında Beginhof diye bir yer var. Orası ücretsiz, oraya girebilirsiniz. Tarihi bir yapı var. Aynı zamanda hem Protestan kilisesi ayrıldığı zaman hem de şey var, Katolik kilisesi var yan yana. Aynı bahçede. Orası güzel. Şimdi Calvary Street'ten yukarı doğru çıkacağım Damskoyer'e. Bakayım oradan birkaç yer var aklımda gezmesi gereken. Hatta bugün şeye gidecektim. Van Gogh Müzesi'nin oraya. Museum Plan'ı. Oraya giderim. Şimdi görüşürüz. Şimdi müze caddesindeyim. Galiba bu Rijksmuseum. Okunuş telaffuz öyle. Bunun içinden geçerek büyük bir alana, yeşil bir alana geldim. Hepimi bekliyorum şu an. Bisiklet yolu yapmışlar ortaya. Bu müzeye giriş 18 euroydu galiba. Van Gogh Müzesi'ne giriş de 19 euro. Her zaman çok fazla sıra olduğu söyleniyor. Ben şu an kalabalık görüyorum zaten burayı. Gelecekseniz randevu alarak gelmeniz daha mantıklı. Zaten Van Gogh Müzesi'ne öyle girebiliyorsunuz. Girişi 20 euro. Öğrenci indirim yapmıyorlarmış. Şimdi Van Gogh Müzesi burada. Okay. Buraya şey gibi düşünebilirsiniz. Berlin'de de müzeler adası var. Buranın müzeler adası da bu. Yani büyük bir yeşil kalan bazen görüyorsunuz orada. Bunun yanında bunun biraz 10 dakika ilerisinde de Wonder Park var. Orası şehrin en büyük bahçelerinden, parklarından biri. Oraya da gideceğim şimdi. Şimdi Van Gogh Müzesi'ne bir bakayım. Normalde I Amsterdam yazısı buradaydı. Bunun önündeydi, kaldırmışlar. Burası da konser alanı. Büyük alanın burası işte. Museum Plain dedikleri. Van Gogh Müzesi şurası. İleriki bina. Solda Modern Art Müzesi var. İleride de Rijksmuseum vardı. Böyle büyük bir alan. Şimdi buradan aşağı doğru sağdan devam edeceğim. Wonder Park'a doğru. Van Gogh Müzesi'ne girmek için önceden randevu almanız lazım. Çünkü çok kalabalık oluyor. Genelde bir gün sonrasında veriyorlar randevuyu. O yüzden ona göre hani rezervasyon yapıp internetten öyle gelin. Bileti de hatta internetten alıyorsunuz. Rijksmuseum'da öyle bir sıkıntı yok. Yani kalabalık oluyor ama bilet o anda veriliyor. Ama Van Gogh'ta verilmiyor. Adasına yaklaşık bir 10 dakika mesafede olan Wandel Park'a geldim. Burası da şehrin birazcık gürültüsünden ve kalabalığından kaçabileceğiniz. Sessiz güzel bir yer. Çok fazla insan var fakat sessiz, sakin ve güzel kokuyor burası. Thank you.
Stoikoy Hosteli. Burada kalıyor okul. Novier Caddesi üzerinde. Hemen şu sağda, ileride. Şurada alüminyum brücke, yani brük dedikleri köprü var. Bu köprünün sağından gidince Calver Street'in sonuna geliyorsunuz ve orada alışveriş caddesi var ve marketler var. Yemek yerleri var. Şimdi Amsterdam Damsgaard'dan caddesinden gidiyorum. Red Light'a geçeceğim. Orada çekim yasak olduğu için burada söylemek istedim. Red Light ile ilgili hiçbir şey, yani normalde orta çağdan beri aslında bir fakir bir bölge. Davallen diye adlandırılan bir bölge Red Light. Normalde fakir bölge olduğu için burada bütün halk, işte köylüler yerleşmiş. Burada normal hani şey hayvancılık yapmışlar. Ve hani şehrin fahişeleri de burada yerleşmişler. Şehire gelen Fransızlar ya da işte o işte sahile çıkanlar buraya geliyorlarmış işte para karşılığı yapmak için. Daha sonradan bu 19. 18. yüzyılda daha çok artmış. Tabi bunun sayısı artınca 20. yüzyılın işte ortaların ilk çeyreğinden itibaren galiba sanırım devlet bunu kontrol altına alamayınca mecburen bir vergi sistemiyle vergilendirip kendi kontrolüne almak istemiş. Böylece hem kendi kontrolünde tutmuş, çığırından çıkmamış, hem de bu sayede kendi vergi toplayıp para kazanmış oluyor devlet. Ottan da aynı şekilde, bu kişilerinden de aynı şekilde. Şimdi Dam Caddesi burası, arkamı. Şimdi burası inşaat halinde, orta kısımda. Arkası Red Light. Şu an pek belli olmuyor ama ortalarında gözüküyor. Sağdan soldan sürekli birileri gelip fotoğraf çekiyor, uyarıyor. İşte cezası var diye. O yüzden çok fazla telefonumu çıkarmıyorum.